Bak Tan da mesela kaç sene oldu Tan bu işe geleli? 7. senem. 7. senem. 7. senem. 32'den gün aldım. Bir önceki soruya da cevap geldi. Onu da arada. Daha yeni, soruyu yeni aldı. Ulan bana yaşım mı sormuş biraz önce? Yeni yeni kabulleniyorum artık. 7. senem 32'den güne. Babacığım sende bir şey varmış. Bir şey değil, bir sürü şey var da. Yani şunlar doğru mu diye soracağım. Astroloji okumuşsun. Astrolojiyle ilgilenmişsin, okumamışsın. Yok, yok biraz merakım var. Yani geçen sene parapsikoloji, astroloji işte ona benzer bir sürü merakım vardır kendi içimde. Ufak bir ders aldım. Astroloji yani yıldızlarla ilgili falan filan da bilgim var. Zaten şarkısını bile söyledik biliyorsun yıldızlarda kayar diye. Ha doğru onu söyleyeceksin değil mi bugün? Aa Ferdi Tayfun'un ne güzel şarkısı. Peki astral yolculuklara çıkıyormuşsun. Çok kötü hissettim kendimi. Evet, yok, yapıyorum öyle şeyler. Yani. Gerçekten yapıyorum. Meraklıyım öyle durumlarım. Arkadaşlarım, orkestra arkadaşlarımdan da bayağı bir uyuttuğum, hipnoz ettiğim, astral seyahati çıkarttığım arkadaşım vardır. Pardon, bir dakika. Hobi bu ama böyle. Hipnoz da biliyorsun. Evet. Hipnoz ediyorsun, hipnoz ettiğiniz insanı astral seyahate çıkartıyorsun. Ya aslında eğlence gibi yapıyorum bunu. He. Yani hani meslek gibi falan değil dedi. Mutlaka profesyonelce yapanları vardır. Ben bir eğleniyorum İsmail, öyle. Bunu ya. Nereden bildiğimi bilmiyorum. Çocukluğumdan beri böyle bir yeteneğim var gerçekten. En ufak böyle komşumuzun çocuğunu uyutmuştum ufakken. Ansiklopediden böyle hipnozu okudum. Neymiş bu ya hipnoz nasıl bir şeymiş diye falan merak ettim. Sonra otursana Suat dedim falan onu uyuttum. Sonra uyandırmak gerekiyor tabii uyumuş. Çok güzel eğleniyorsun sen hakikaten. Annemi çağırdım. Anne dedim Suat uyumuş. Aa uyandırsana çocuğu diye falan. Çocuk şokla uyandı falan. Hipnozdan uyandı. İnanılmaz. Öyle başladı. Kaç yaşındaydınız o zaman? 32. Yok canım yine 15-16 yaşında falan. 15-16 yaşında. Rüyaların da senin enteresanmış. Gördüğün rüyalar falan çıkarmış öyle, öyle mi? Öyle öyle. Arkadaşlarım cadı diyorlar bana zaten. O zaman cadılar i̇yi cadı, bayramı iyi kutlu cadı olsun. Daha yeni geçti o da bayramını kutlayamam. Bu arada tabii programın başına yapmam gerekti ama geçtiği için kusura bakmayın. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı bir kere daha kutlu olsun. Daha büyük alkışlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları için, Cumhuriyeti kuranlar için. Bu arada yine geçtik, biz bir hafta program yapamadık. Kurban Bayramınız da mübarek olsun hepinizin. Geçen hafta programımız yoktu. Onun için bunlara denk gelemedik. Bu astral yolculukla ilgili biz bir röportaj yaptık. Astral yolculuk nedir bilir misin Gizem? Hayır burada öğrendim gerçekten. Hipnozu biliyorum ama. Hipnozu biliyorsun. Evet. Astral yolculuk bilen var mı? Siz belki bilirsiniz. Bilmeyen var mı astral yolculuk nedir? Bilen var mı? Bilen var. Bilmeyenler de bayağı var. Sokağa çıktık ve dedik ki astral yolculuk nedir? Hiç astral yolculuğa çıktınız mı diye sorduk. Cidden çok güzel cevaplar geldi. Çok hoş cevaplar geldi. Hep beraber bir izleyelim. Buyurun. Astral seyahate çıktınız mı? Çıkacağız. Bir daha sene. Çıkmadım yani şimdiye kadar hiç. Herhalde gereksinim olmadı ya da zaman olmadı. O ne oluyor? Neyle? Hiç merak etmedim. Yok. Neden? İmkanlar el vermedi. Para olacak ki çıkacağız seyahate. Ha, memlekete gittin sen de. Nasıl yani seyahate? Efendim? Efendim? Astral seyahat nedir? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Denedim ama çıkamadım. Ama sadece başıma bir kere şöyle bir şey geldi. Uyurken kendimi seyrettim. Astral seyahat otobüs firması mı? Hayır. Neden? Yani işlerim yoğun. Bildiğim kadarıyla çıkmadım. Rüyada çıkıyorum, gerçekte çıkmıyoruz yani. Yani zaman zaman yaşadığımız şeyler aslında. Çok da yabancı, hani kelime yabancı geldi sözcük ama aslında yaşantımızda var olan bir şey. Çıkmak mı lazım? Hiç gerek duymadı ben açıkçası. Ya öğrenciyim fırsatım olmadı. Astral seyahate çıktınız mı? Çıktım. Nasıl? Ha, çok. Ben şeye gittim, Erzincan'a gittim. Ha, çok güzel, 5 ay. Malumanız, vergi yok, KDV yok, su parası yok, elektrik parası yok. Doğayla baş başa kalıyorsunuz. Evet, kimse bilmek zorunda değil amcalarımıza, teyzelerimize bu samimi cevapları için. Çok teşekkür ederiz ama özellikle son amcam harikaydı. En son Erzincan'a gittim diye. Ama arada bir tane abin de güzeldi. Gel astral seyahat, otobüs firması mı diye yani. Ya çıkmak zorunda mıyız'ı sevdim çıkmak ben. Çıkmak zorunda mıyız güzel değil mi? Çıkmak zorunda mıyız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,